Cuma günü akşam yemeğinden sonra rahatsızlanıyor ve kalp krizi geçirdiği anlaşıldıktan sonra şeye götürülüyor. Bir şehir devlet hastanesine götürülüyor ve orada 2,5 saat sadece kan alma sırasında bekletiliyor ve bir ambulans şoförünün ikazıyla aslında müdahale edilmesi gerektiği ve Batman'a gitmesi gerektiği noktasında bir girişimler oluşuyor. Yani cezaevin revirinde hasta olduğu ve kalpten dolayı rahatsızlığı olduğu tespit ediliyor ama buna rağmen 2 saat 20 dakika Bişehir Devlet Hastanesi'nde bekletilebiliyor. Bir kere bunu başka bir boyutta ele almak, hasta tutsaklara karşı hasta bir insana, kalp krizi geçiren bir insana dolayısıyla şunu söyleyebildi, yani benim ölmemi beklediler herhalde. O aklına gelmiş. Kalp hastalığı, tansiyon vesaire bir sürü hastalık ve yaşlı olması hasebiyle de bir sürü rahatsızlığın olması, rahat hareket edemiyor olmasının kelepçeli bir şekilde tedavi görüyor olması, hastanenin içinde iki jandarmanın kolunda etrafında jandarmalar varken, aslında ayakta durmakta güçlenirken ki ben gördüğümde bütün kolu mordu, elleri vesaire ve hastaneden pazartesi günü taburcu ediliyor. Bir insana stent takılıyor. Ben tıp mezun değilim, tıbbı bilmiyorum ama bir insan olarak kalbine stent takılmış, kalp damarı tıkanmış ve stent takılmış bir insanın 2 günde hastaneden taburcu olunması gerektiği konusunda en azından yaşadığımız, tanık olduğumuz durumlardan olmaması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir de cezaevi koşullarında ve muamele, yani onlara yapılan muamelenin işte hastaneden cezaevine gidip gelmek zaten bir işkence biçimidir. Kelepçeli gidiyorsun, hastasın, bu kadar hastalığın var, bu kadar yaşıtasın ve dayatılan koşullar, yaklaşımlar asla insani olarak ifade açıklanacak şeyler değildir. Mehmet Emin Çam'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor. 73 yaşındaki bir insanı cezaevine niye koyarsınız? Bu kadar hastalığı olan bir insanın, bu kadar insanın itiraz ettiği, bu kadar insanın serbest kalması gerektiği dediği bir noktada bu insan niye hala cezaevinde bu kadar hastalıkla, yani ölmesi mi bekleniyor? Şu anda o insanların orada ceza içinde ceza uygulaması, insanlara bu kadar hukuk dışı, bu kadar insanlık dışı muamelenin başka bir örneği herhalde başka bir yerde yoktur. Gidip kendisini gördüğümde de çok ayakta duramıyor, rahat hareket edemiyordu. Hasta hali çok yorgun, çok bitkin, çok kalbine stent takılmış, yani stent takılmış bir insan. Nasıl o kadar rahat nasıl olmuyorsa öyle. Şöyle bir talepleri oldu bizde. Bizim burada herhangi bir söyleyecek sözümüz, kendimizi dışarıya aktaracak bir durumumuz olmadığından kaynaklı dışarıdaki duyarlı herkesin bizim gözümüz, kulağımız, dilimiz olması gerektiğini belirtti. Hastaneye gitmiş sabah. Biz gittiğimizde kontrole gitmiş. Yani normal süreçte hastanede o kontrolün yapılması gerekir. Yani en azından doktor tekrar bir kontrol ettiği ne kadar orada olması gerekirken ama ne yazık ki Mehmet Emin amcayı cezaevine getiriyorlar. Ertesi gün kontrole götürüyorlar ve o hasta haliyle yeni stent takılmış bir insanı o kadar işkenceyle götür, geri getir, kelepçeyle, hava sıcak. Biz bugün Batman'daydık, hava 30 derecenin üstündeydi, sıcaktı ve yaşlı bir insanın o kadar yolu, kalbi rahatsız bir insanın bu kadar yolu gitmesi işkence, eziyet gibi bir şeydir. Ve dolayısıyla onun hastanede kalması gerekiyordu. Bu kontrollerin tamamlanması, bir sorun olmadığı anlaşılması beklenmesi gerekiyordu. Bütün tetkiklerinin tamamlanması ve tamamen iyileşmesi beklenmesi gerekiyordu. Maalesef buna da tahammül yoktur. İşkence gibi stent takılmış, ertesi gün cezaevine götür, tekrar ertesi sabah kontrole getir doktora gibi bir şeydi. Mesela sabah kontrole götürmek için götürdüklerinde kulağında işitme cihazı var ve gittiklerinde çıkarıp X-ray cihazına koyuyor, oradan geçiyor ve geldikten sonra gardiyan
sen bunu dışarıdan getirdin demesi, yani bunu, hayır ya, buna inandırmak durumunda kalıyor. Bu bile baş başına başka bir boyuttur. Yani muamelenin boyutu bu. Genel itibariyle bir bütünen işkence içinde, ceza içinde ceza, işkence içinde işkence. Tam bir hukuksuzluk, bir haksızlık aslında. Başka bir şeye benzemiyor Batman Beşeri Cezaevi dedi bana mesela. Onlar olmasaydı ben tek başıma kendime merdivende dahi çıkamayacağını söyledi. İşte bunun hijyeni, kıyafet yıkaması, o günlük temizlik ihtiyacını tamamen arkadaşlarının giderdiğini söyledi. Zaten kendi koğuşlarında kendileri temizliklerini yapıyorlar. Ve dolayısıyla orada tek başına, onun etrafındaki insanlar olmasa tek başına hareket edemeyecek, başkalarının bakımına muhtaç bir insan. Cezaevinde karşılaştığı muamele, her şeyi geçtim, yaşlı ve hasta bir insana yapılmayacak bir muameledir. Yani tabiri caizse düşman hukuku uygulanıyor diyebilirim benim gözlemlediğim kadarıyla. Onların anlatımı ve ruh hali içinde bulundukları koşulları gözlemlediğimizde aslında bir düşman hukuku uygulandığını görüyoruz yani. Şimdi biz bugün aynı zamanda 4 tane farklı siyasi tutsaklı da görüştük. Cezaevi koşulları konusunda hepsinin ortak şeyi vardı, farklı farklı arkadaşlarla görüştüğümüzde. Açığa çıkan şey şuydu ki, bir, keyfi muamelenin çok aleni bir şekilde, meşru bir şekilde uygulandığı, cezaevi savcısının keyfi davrandığı, hatta oradaki tutsakların hepsinin işte onun keyfine tabi olduğu, o he derse olacak, evet derse olacak, olmaz derse olmayacak cezaevi müdürüyle beraber. Onun dışında mesela ağırlaştırılmış müebbet var kişi. Şunu söylediler, mesela ayakta arama da yatılıyor örneğin. Bulunduğu bloktan tecrit içinde tecrit, zaten tek kişilik odada kalıyorlar. Bulunduğu bloktan başka bir bloğa, aslında başka bir siyasi düşünceye sahip, görüşe sahip başka insanların olduğu, aslında çok da farklı düşündükleri noktalarda hem şey olarak doğru olmayan bir yerde, yani güvenliklerinin olmadığını ifade ettiler. Şöyle bir şey, işte bir yanda IŞİD, bir yanda FETÖ'cü, bir yandan da cinayet işlemiş biriyle aynı koridoru paylaşıyorlar. Şu yönde talepleri vardır. Biz aynı siyasi görüşü paylaşan 7 kişiyiz ve 7'mizin de aynı koridorda olmasını istiyoruz en azından. Bunun reddedildiği, mesela o da değişikliği talebinde bulunduğunda dahi bunun reddedildiği ve gerekçe sunulmadığı, işte sağlık kontrolüne gidecek örneğin, sağlığa erişim hakkı vardır ve bunu talep ettiğinde işte ağız içi arama, genel itibariyle oradaki bütün siyasi tutsaklara dayatılan bir şeydir. Dinini, kimliğini yok saydığı, yasaklandığı bir yerde barış demokrasi siyasetini sen yapamazsın diyor. Ve onu söylersen seni cezalandırırım diyor. Ama arkadaşlarımızın hepsi, bu anlamda görüştüğüm bütün arkadaşlar bu anlamda şunu söylüyor: biz onurlu bir yaşamın mücadelesini veriyoruz. Bugün görüştüğümüz arkadaşlar, biz onurlu yaşamın mücadelesini veriyoruz. Biz yanlış bir şey yapmadık. Biz herkesin onurluca ve özgürce beraber yaşayacağı bir yaşamın mücadelesini verdik. Dolayısıyla bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama yıldıramazlar diye. Bu haklı bir mücadeledir, onurlu bir mücadeledir. Demokrasi, eşitlik, beraber yaşamın mücadelesidir. Bedelleri maalesef ağır oluyor. Ama hem cezaevinde direnen yoldaşlarımız, arkadaşlarımız bundan geri adım atmıyor. Ama haksızlığa, hukuksuzluğa da asla sessiz kalmayacağız. Yapılan bunun her ne kadar rehin alınmış olsalar da oradaki muamelenin insanlık dışı olduğu, hukuksuzluk içinde hukuksuzluk, ceza içinde ceza, adeta bir intikam alırcasına yaklaşmaları aslında mevcut durumunda somut örneğidir. Kürt'e yaklaşımın, demokrasiye yaklaşımın, insan haklarını savunanlara yaklaşımın da bir örneğidir. Mehmet Emin Çam ve benzeri hasta tutukluların derhal tahliyesinin
tahliye olması gerektiğini, ilgili bütün kurumların bir an evvel bunu yapması gerekiyor. Hepsi bu konuda bir ölüm yaşandığında bir insanın yaşamının vebalinin onlarda olacağı, bu yaşlı insanların derhal serbest bırakılması gerektiğini çağrısını buradan yenilenmek istiyoruz. Bununla ne yapmaya çalışıyorlar? Yani Mehmet Emin Çam 73 yaşında bir insan. İki kulağı duymuyor, iki gözü doğru düzgün görmüyor. Böbreğinde ameliyat olmuş, prostat hastası, felç geçirmiş daha önce, tek başına yaşayamayacak koşullarda olan bir insan. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Derhal tahliyesinin verilmesi gerekiyor. Bir an evvel, bir gün bile geç kalmadan, yarın yaşlı bir insan olduğu için bir daha kalp krizi geçirdiğinde, o cezaevi koşullarında hijyenin olmadığı, betonun olduğu ve hasta bir insanın durmaması gerektiği yerde hesabını verebilecekler midir? Bence hiçbir insan bunun hesabını veremez. Bir ölümün vebalinin hesabını kimse veremez. Bundan cezaevinden her ölen candan onlar sorumludur.